Herkese merhaba. Şu anda neredeyim biliyor musunuz sayın takipçiler? Aydın'ın Karacaosu ilçesinin Yenice köyü girişindeyim. Bakın gördüğünüz gibi yemyeşil bir bahçe içerisindeyim. Ve çok şahane bir taş evinin verandasındayım. Buraya niye geldim diyecek olursanız, ben buraya Yenicelilerle hem bir görüşme yapmaya, hem tanışmaya, hem buranın arazilerini görmek için geldim. Efendim, eşimle birlikteyiz yine. Ve bir arkadaşımızın evi bu, yapıyor. İnşaat olarak kendisi yaptı, taş evi, köy evini aldı ve burayı bu hale getirdi sıfırdan. Gördüğünüz gibi şurası da mutfak. Bakın şurası da mutfak. Şurası. Burası yatak odası. Şurası yatak odası. Hemen şuralarda, evin şuraları da salon. Tuvalet, banyo var. Efendim burasını nasıl yaptı derseniz, çiftlik evi gibi düşündü. Sonrasında buraya bir de ticari ruhsat aldı. Bir restorasyon, restoran açmak için isteyen olursa da burayı işletmeye de verebilirim dedi. Görüyorsunuz. Burası Karacaosu, Aydın, Denizli yolu üzerinde bir yer. Yeni yapılan otoban hemen buranın üstünde, hemen üstünde. Arası 50 metre var yok, öyle diyeyim size. Çok da güzel bir yer. Bir artı bir olarak yaptı evi. Ayrı mutfağı var. Tuvalet, banyo 2 tane. Elektrik, su mevcut. İçinde bu gördüğünüz göz alıcı arazi 8,5 hatta 9'a yakın 8750 metre gibi. 8750 metre yani 8 dönümün üzerinde 9 dönüme yakın bir arsa demeyeyim de yer üzerine kuruldu. Arsa babında burası, tarla değil. Leylekler var. Bakın havada bir tane leylek uçuyor, görebilir misiniz bilmiyorum. Çok siyah nokta olarak görünebilir. Leyleklerin tam konaklayıp göç zamanına kadar burada kaldıkları güzel bir yer. Arıcılar var burada, arı kovanları da var. Bu gördüğünüz dağlarda, tepelerde. Yani çok verimli bir toprağı var. Bu topraklarda istediğiniz gibi ekim biçim, kendi ürününüzü kendiniz yetiştirin. Öyle bir özelliği de var. Özellikle bunu niye çekiyorum? Biliyorsunuz bizler büyük şehirde yaşayan insanlarız. Ben yıllarca Ankara'da büyük şehirde yaşadım. Artık yaşta biraz ilerleyince dedim ki hayır artık, yani çalışacağım ama şöyle sakin, güneşli, ılıman iklimde, insanların sıcak olduğu, denize yakın, hava dar, yaylası olan, böyle kafamı dağıtabileceğim yerler olsun istediğim için ben kalktım ta buralara, Ege'ye yerleştim. Ve öğretmenim biliyorsunuz ve ben tamamen amatörce gittiğim yerleri, ki gezmeyi çok seviyorum, böyle hem göstereyim hem tanıtım yapayım. Hem içim açılıyor. Çok da keyif alıyorum bundan. Biraz elim ayağım titriyor ama çekim yaparken heyecanlanıyorum herhalde. Alışamadım hala. Bir de direkt telefonumla çektiğim için biraz titrek mitrek bir şey çıkıyor ama idare edelim. Evet. Arkadaşlar böyle İstanbul'dan, İzmir'den, büyük şehirden ya da yurt dışından Türkiye'ye gelip yerleşmek isteyen İnsanlarımız var. Kafayı dinleyip böyle doğal içi olmak isteyen, ekip biçip kendini hobi edinmek isteyen insanlar için burası mesela biçilmiş kaftan. İnanın hem anayola yakın hem hastanelere yakın. Aydın'a yaklaşık bir saat bile, ne bir saat, 35-40 dakikada Aydın'da tam orta merkezine ulaşabiliyorsunuz. O kadar yakın mesafe.
Denizli'ye deseniz yaklaşık aynı, 40 dakikada Denizli'desiniz. Öyle yakın bir yer. Yani bu gördüğünüz ağaçlar, nar, erik, portakal, mandalina, efendim zeytin, kestane, yani bu bahçenin içinde olmadık ağaç yok, öyle söyleyeyim size. Bu ağaçlar da sizin olacak. Kümesinizi kurun, tavuğunuzu ya besleyin, yumurtalarınızı kendiniz elde edin. Yani şöyle bir yerde yaşayın, verandaya bakın. Bakın verandanın güzelliğine bakın. Evin güzelliğine bakın. Arabanızı böyle park ediyorsunuz benim bıraktığım gibi. Sonra böyle geliyorsunuz. Evin içini gösteremiyorum çünkü arkadaşımı bekliyorum. Anahtar onda. Ben o gelene kadar bir çekim yapayım istedim. Burayı böylece kullanabiliyorsunuz. İçinde de eşyalar var. Burayı böylece satıyor kendisi. Evet. Ne dersiniz? Böyle bir yere sahip olmak ister misiniz? Vallahi param olsa hiç kaçırmayacağım, alacağım. Burayı da bir güzel tek odalı bir şey yaparım, bir hartevili olduğu için. Konuklarımı ağırlarım. Bir gecelik, iki gecelik konaklamalarını sağlarım. Efendim burayı da bir işletme kurarım, güzel böyle restoran var. Hafta sonu kahvaltıları falan, köy kahvaltıları verilecek bir yer şekline dönüştürürüm. Ürünlerimi de burada eker biçer üretirim. Ah benim hayallerim, çok çok sizlerle de paylaşayım bunu. O kadar arzu ediyorum ki, ama daha yaşım biraz daha var. Çalışmak için daha gencim. Emekli olmayı pek düşünmüyorum. Öğrencilerimi de çok seviyorum. Ve de onlara ışık olmaya, yol göstermeye gayret gösteriyorum. Biraz daha devam edeceğim, ama emekli olduktan sonra ben de biraz bu tür yerleşkelere gelip kafayı daha rahat bir yaşam kurmak istiyorum açıkçası. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Birazcık da böyle kendi iç dünyamı da paylaşmış olayım sizlerle. Böyle güzel bir görsel görüntülerin eşliğinde. Bakın arabalar da çok gelip geçiyor. Yani bildiğiniz Aydın Denizli yolu üzerinde bağlayan Karacasu'yu da yine ana yolu olan bu yer gerçekten çok hoşuma gitti. Ben de görün istedim. Efendim, herkese sevgi, saygı gönderiyorum. Güzellikler, böylesi güzel yerler bizlere de sizlere de nasip olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler. Bay bay.